Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Geceniz hayırlı olsun. Bu gece Perşembe akşamı Cuma'ya bağlayan gece ve dosta doğru da siz dostlarımızla beraberiz. Programımız bugün tabii yoğun olacak. Telefonlarınızı şu andan itibaren canlı yayın telefonlarımızı görüyorsunuz, bekliyoruz sizleri. Dualarımız olacak. İlerleyen dakikalarda Kur'an-ı Kerim kıraatimiz olacak. Çok sevdiğiniz bir isimden dinleyeceksiniz. Ama programın hemen başında Kudüs'le ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Kudüs'le ilgili bir karar alındı. Ve Kudüs bütün peygamberlerin ortak mirasıdır. Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın ve Hazreti Muhammed el-Emin'in ortak mirasıdır. Bizim için İsra suresinin ilk ayetinin bereketidir Kudüs. Hazreti Peygamber'in ayak izleri hala Kudüs'te. Aleyhisselatü Vesselam'ın izi, nefesi, bakışı hala Kudüs'te. Kudüs ebedi olarak kıbledir o. İlk kıblemiz, sonra Kabe'ye dönüldü ama mana itibariyle bizim için hem kıble olma ve hem de miracın bir en önemli istasyonu olması itibariyle ve Resulullah'ın orada bütün peygamberlere namaz kıldırması itibariyle Kudüs tartışılmayacak bir mukaddes semboldür bizim için, mekanlardan biridir. Aslında bütün dinler için öyledir. Bu nedenle biz hepsine saygı duyuyoruz ve Kudüs'ün bu mahremiyetinin, bütün dinler için olan bu mahremiyetinin korunması gerektiğini ifade ediyoruz. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiğinde Kudüs'teki bir patrik Hazreti Ömer'e kiliselerinden birinde namaz kılmasını istedi. Hazreti Ömer bu talebi reddetti. Patrik oradaki din adamı Hazreti Ömer'e dönerek ama sizin peygamberin bütün yeryüzü benim için bir mescit kılındı demedi mi? Siz niçin bizim kilisemizde namaz kılmıyorsunuz peygamberinizin sözüne rağmen dediğinde Hazreti Ömer hiç unutulmayacak bu sözü söyledi. Evet ben sizin kilisenizde Allah'ıma secde ederim, namazımı kılarım, bunda bir sakınca yok. Ama benim bütün korkum şudur, eğer ben bu kilisede namaz kılarsam benden sonra gelecek olan Müslümanlar ben başımı burada yere koydum diye kilisenizi elinizden alır camiye çevirirler. Ben sizin kilisenizin varlığını sürdürüyorum. Böyle engin, böyle büyük, böyle şahametli duruşu olan, onurlu duruşu olan bir dinin temsilcileri olarak bizim Kudüs'ün bu statüsünü devam ettirmesini dileme hakkımız var. İnanıyorum ki bu yanlış karardan dönülecektir ve Kudüs'ün o bütün dinlerin ortak ibadethanesi, herkesin kendi açısından ibadethanesi olma statüsünün korunacağına inanıyorum ben. Ama bir şey söyleyeyim burada. Tabii ki devletimizin bu konuda almış olduğu tutumlu karar, kararlı kararından dolayı teşekkür ediyorum. Fakat şunu söyleyeyim, ey dünya Müslümanları, sizin pısırıklığınız ve ey dünya Müslüman ülkelerini idare eden liderler, sizin bu haliniz size, bize çok pahalıya, pahalıya mal olacak. Güçlerinizi birleştirin, bir araya gelin, kucaklaşın lütfen. Sizi ayrı gayrı yapmaya çalışanlara fırsat vermeyiniz. Eğer böyle devam ederse Kudüs'ün dışında da kaybedeceğiniz çok şey, kaybedeceğiniz çok şey vardır. Diyorum ve salatü selam olsun Kudüs'ün, Kudüs'te Beşir-i Aksa'da mübarek ayağını oraya basıp semaya, miraca yükselen Hazreti Muhammed'e sonsuz salatü selam getiririz. Efendim bu gece Cuma gecesi ve bu gece bol bol salatü selam getirmemiz gerekiyor. Çünkü Allah'ın yarattığı en hayırlı gecelerden biri Cuma gecesidir. Bu gece özellikle Kehf suresini okuyunuz ve Kehf suresinin başından bazı ayetleri, en az ilk 10 ayeti ezberlemeye gayret ediniz. Kıyametin dehşetinden, şerden korunmaya Kehf suresinin başı vesile olacaktır. O çok son derece önemlidir. Onun için Cuma gecesi Kehf suresini okumak günahların bağışlanmasına, kıyametin dehşetinden emin olunmaya, kıyamet öncesi belirecek olan büyük fitnelere, büyük kaoslardan kurtulmasına vesile olacağına inanıyoruz. Kehf suresi. İki, bu gece sabaha kadar, vaktinizin olduğu ana kadar bol bol salatü selam Hazreti Muhammed'e, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bol bol salatü selam getireceğiz. Es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah.
Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Ebel Kasım diye Resulullah'ı anlatabileceğimiz kelimelerle bol bol sabaha kadar bu gece, her cuma gecesi Efendimiz'i bol bol salatu selamla anmaya gayret edeceğiz. Yine bu gece, cuma gecesi Duhan suresini okumak hayırlara vesile ve cennete girmeye vesile kabul edilmiştir. Özellikle hadisle ilgili olan kardeşlerimiz, Hazreti Peygamber'in bu gecelerde ve akşam ve yatsı namazlarında hangi sureleri mesela Kıyamet suresini okuyor, benzeri sureler Fecr suresini okuyor, işte hangi sureleri okuduğunu eğer tespit edip bunları bol bol okursak bizim manevi cephemizin güçlenmesine vesile olacaktır. Yine bu gece ve her gece Yasin suresini, Kur'an'ın kalbi sayılan Yasin suresini bol bol okumak gerekir. Bunu okuduğumuzda Yüce Allah'ın rahmetine, mağfiretine, hidayetine, affına vesile olacağına inanıyoruz. Bu gece yine sabahleyin, yani cumaya gitmeden önce, mesaya gitmeden önce gusül yapmak, boy abdesti almak günahlarımızın bağışlanmasına vesile olacaktır. Bu nedenle de bu gece bol bol tövbe istiğfar edelim. Diyelim ki ya Tevvab olan Allah'ım, ya Rahman olan, Gaffar olan Allah'ım, mağfiretin hürmetine, tövbekarları kabul edişin hürmetine, tövbemizi tövbe eyle ya Rabbi, tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Tövbemizdeki kin, nefret, düşmanlık, çekememezlik duygularını, kibir duygularını yüreğimizden at ya Rabbi diye bol bol dua edelim. Cuma günü sabah namazından önce, yani kalktınız ya sabah namazına, öncesinde Estağfirullah el azim ellezî la ilahe illahu el hayye el kayyum ve etubu ileyh duasını, yani Estağfirullah el azim, büyük Allah'tan istiğfar, bağışlanma dilerim ki o Allah ki ellezî la ilahe illahu, ondan başka hiçbir ilah yok, hayye el kayyum, o Allah diridir, kayyumdur, her işi idare edendir. Ve etubu ileyh, benim tövbem de sadece onadır. Ondan başkasına tövbe etmem. Çünkü İslam'da aracı yoktur. Allah'la kul karşı karşıyadır. Kul Allah'a yalvarır. Ve şeytanın en nefret ettiği şeyi söyleyeyim size. Şeytanın en nefret ettiği şey, insanın azgınlaşmış nefsinin en nefret ettiği şey secdedir. Bir kul secdeye vardığında, alnını yere koyduğunda şeytan müthiş feryat eder. Müthiş rahatsız olur, der ki ben bu insanı da kaybettim. Benim dairemden çıktı ve gitti der. Müthiş rahatsız duyar secdenizden dolayı. Öyleyse secdeyi çoğaltacağız. Öyleyse secdeyi genelleştireceğiz. Gecenin karanlığında, herkes uykudayken, herkes mışıl mışıl uyuyorken sıcak yorganı atacağız. Teheccüd namazı kılacağız. Teheccüd namazından sonra sabah namazı kılacağız. Cuma namazından sonra 7 defa İhlas suresini cuma günü ve Felak ile Nas surelerini okumak kişiyi kazadan, beladan, afetten, kötü işlerden korumaya vesile olur. Bir daha söylüyorum, 7 defa İhlas suresini, 7 defa Felak suresini, 7 defa Nas suresini okuyacağız. Kaza, bela, musibet ve afetin her türlüsünden Yüce Allah'ın bizi bu vesileyle koruyacağına iman edeceğiz. Efendim, bu gecenin ilk telefonunu hemen alıyoruz. Alo. Alo. Hanımefendi, buyurun, programımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar hocam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. İyi akşamlar dilerim. Buyurun efendim. Benim size sorum şöyle. 35 yaşında kızım var. Evet efendim. Bundan 7-8 sene önce bir kadına gitti. Suya bakıyordu kadın. Sen birininle konuşmuşsun dedi. Ama dedi, sonra da anlaşamadı, o genç ile ayrıldı. O sana dedi büyü yaptırmış dedi. Nasiplerin bağlamak, kısmetini bağlamak için dedi. Evet, evet. Her neyse, onu bir dualar falan verdi. Okuduk, ettik. Aradan 7-8 sene geçti. Geçenlerde gene bir hocaya, hoca diye tanıttı kendini. Öyle birine baktığınız, o da aynı şeyi söyledi. İşte kısmetini bağlatmış o genç senin, kimseyle evlenmeyesin diye. Ben de böyle şeylere fazla inanmıyorum. Ama kızım inandı ona. Ben dedim Nihat Hoca'yı soracağım bunu dedim. Hocam akıl danışacağım dedim. Kısmet kapatma büyüsü var mıdır? Şimdi birilerinin evlenmesine engel olmak için etrafında böyle bir manevi
huzursuzluk oluşturmak için bazı değişik mahlukatları, efendim kötü enerjiyi sizin anlayacağınız dille söyleyeyim, kötü böyle duyguları, enerjiler yaymak için bir şeyler yapıyorlar. Bunların etki sahası bir insan üzerinde çok sınırlı bir dönem için geçerlidir ama hayatın tümünü bağlaması mümkün değildir. Hayatın tümünü etkilemesi mümkün değil. Çünkü hiçbir büyücü, hiçbir sihirbaz, hiçbir cin, hiçbir insan Allah'a rağmen hiçbir şey yapamaz. Yani Allah'a rağmen şu yaprak, Allah'a rağmen haşa, şu yaprak yerinden oynamaz. Allah'a rağmen. Allah'ın kontrolünün dışında şu yaprak yeşermez. Bütün varlığın idarecisi, kontrolü tamamen Yüce Allah Celle Celaluhu. Onun için büyücülük yaptı, sihir yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Şöyle bir şey oldu gibi sözlerini hiçbirini ciddiye almayın. Rahat olunuz. Kızınızın hayırlı kısmeti geldiği zaman kızınız inşallah en uygun kişiyle evlenecektir ve mutlu olacaktır. Bol bol Felak suresi okuyun, Nas suresi okuyun, Allah'ın 99 ismini, esmasını okuyun. Evinizde Kur'an-ı Kerim dinleyin bol bol. Kur'an-ı Kerim'i, mealini dinlemeye gayret ediniz. Onlar da sizi her türlü şerden, her türlü kötülükten inşallah koruyacaktır, kızınızı koruyacaktır. Kızınızın evlenmemiş olmasının yapılan büyüyle hiçbir ilgisi yoktur. Rahat olun bu konuda. Dediğim gibi ama Kur'an-ı Kerim okumayı alışkanlık haline mutlaka getirin. Kur'an-ı Kerim'i bütün evde duyurmayı, odalara, duvarlara duyurmayı, kendinize duyurmayı alışkanlık haline getirin inşallah. Anlaşıldı mı efendim? Televizyondan mı açayım yani duyulsun her tarafa? Evet, 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 evet. Açın televizyonda. Yani Kur'an-ı Kerim okuyan yerler vardır mesela, bazı kanallar vardır. Evet. Açın onları internetten şuradan. İçiniz dolsun Kur'an-ı Kerim'de yani. Okudukça Kur'an, o ayetlerin anlamını düşünün, dua edin. Kur'an-ı Kerim okundukça elini aç, ya Rabbi okunan bu ayetler hürmetine. Şimdi kulağımın duyduğu bu ayeti kerimeler hürmetine. İşte kızıma saadet nasip et, sıkıntımı gider, evime bereket ver. Evime yapılmış olan bir sihir, büyü, kötü bir şey varsa onları def et ya Rabbi diye Allah'a yalvar. Zaten kızım da inançlı biri hocam. Yani namazında, evet, orucunda, tamam tesettürlü değil ama inancı fazla olan bir insan kızım da. Bazen Allah'ım diyor, anne diyor, isyan edesim geliyor. Sakın dedim, öyle deme dedim, evet, ben de. Evet, ben biliyorum yani kızlarımız... açık olan nice kızımızın, nice kızımızın çok sağlam bir inanca sahip olduğunu, bir peygamber sevgisiyle dolu olduğunu ben yakinen bu üniversitelerde konferans veren biri olarak çok çok iyi biliyorum. Onun için bu milletin gençleri şöyle de olsa böyle de olsa bizim gencimiz de çok temizdirler. Buna sizin kızınız mutlaka onlardan biridir. Hiç endişe etmesin, Allah'a tevekkül etsin. Cenab-ı Allah bir gün kısmetini gönderecektir, tamam, üzülmesin. Peki... evlilikler şu anda tabii, aileler televizyon başında şu saatte bizi izliyorlar. Onlara da birkaç sözüm var. Uzun bir evlilik sırrı nedir? Bazen programlarda görüyoruz, 50 yıldır aynı yastığa baş koymuşlar. 20 yaşında evlenmişler, 50 yıl, 70-80 yaşında. Anlatıyorlar hayatlarını. Birbirlerine dayanan iki çınar ağacı gibidirler. Onun için evlilik budur. Evlilik ilk dönemlerde belki bir hevestir, belki çocuk sahibi olmaktır ama sonraki dönemlerde yaşandıkça insan hayatı paylaşan birer sırra dönüşür. Evlilikteki arkadaşınız yani hanımınız sizin sırdaşınızdır, siz onun sırdaşısınız. Kur'an-ı Kerim sizleri örtü diye tabir ediyor, birbirinizin örtüsüsünüz diyor. Yani geceyi, kötülükleri örten bir örtüsünüz, şerre engel olan bir örtüsünüz, birbirinizi koruyan birer örtüsünüz. Eşinizi lütfen öyle görünüz. Allah eşinizi öyle tanımlıyor. Onun için başlangıçta gençken ki hayata bakış, eşinize bakış tarzınız ile ilerleyen dönemlerde eşinize yüklemiş olduğunuz misyon ve görevler farklı olacak. Sıkıntılara beraber göz germeniz gerekir. Hanım sen sıkıntıyı çek, cefayı ben safayı süreyim. Bu yanlış bir şey değildir, yanlış bir şeydir. Safa da cefa da beraber olacaktır. Evliliği beraber taşıyacaksınız. Vicdanınızı rahatsız edecek hiçbir davranışta bulunmayın. Yani bu sözlerimin hepsi hem erkeğe hem kadına, karı kocaya. Vicdanınızı rahatsız edecek hiçbir davranışa müsaade etmeyin. Ediyorsanız da tövbe istiğfar edin. Hemen tez elden dönüş yapmaya gayret ediniz. Gergin olduğunuz anlarda lütfen tartışmayınız. Eğer gerilmişseniz, sıkıntınız varsa, birbirinize kavgalıysanız...
o anda karar vermeyin, efendim tartışmayın. Biriniz mutlaka odayı terk etsin. Sen bir söz söylersin, ben iki söz söylerim. Sen iki söz söylersin, ben üç söylerim. Sen üç söyle, ben beş söylerim. Değişe bağlandıysanız işin ipin ucu kaçar. Ne yapacaksınız? Biri kavgalıysa öteki evi terk etsin. Evi terk etsin der, evi demiyorum. Odayı terk etsin. Evi terk etmesin. Erkek evi terk edebilir. Yani erkek biraz gitsin dolaşsın arkadaşlarıyla. Ama kadın evi terk etmemeli. Kadın diyecek ki bu ev benim diyecek. Ya böyle diyecek. Ben bu ev benim. Beni kimse bu evden atamaz. Ben bu evin sahibiyim. Gideceksin sen git demesi lazım. Erkek de gitmesin. Erkek de diyecek ki ben de bu evin ortağıyım, sahibiyim. Ne yapacağız? Beraber anlaşacağız diyecek. Yani kavga edelim değil, gel beraber anlaşalım, bu işi yürütelim diyecekler. Böyle olması gerekiyor. Bekarlıktaki alışkanlıklarınızı sürdürmeyin. Efendim, sabaha kadar eğleneyim, arkadaşlarımla eğleniyordum. Eğleniyordun. O da doğru değildi de. Ama o geçmiş zaman gibi artık. Mazi, geçmişe mazi diyorlar, geçti gitti. Geleceğe bak, bundan sonrasına bak. Hanımın senin ortağın, hayatının bir parçası. Sen geziyorsun, evde bekliyor. Saygı duyacaksın. Yani bazen insanlar var hassas. Lokantada bir ekmek yerken bile hanımını düşünüyor. Hanım acaba şu anda ne yiyor? Bu tür insanlara saygı duymak gerekiyor. Birbirinizi tümüyle değiştirmeye kalkmayın sevgili eşler. Yani benim karım bütün huylarından vazgeçecek. Niye vazgeçsin? Allah onu öyle yarattı. Onun bir yaratılmışlığı var. Onun bir duygusu var, bir hayatı var. O bir varlık. Sen o kadını yok sayamazsın. Yani fotokopi gibi ol, istediğin şekle bürün. Bu yanlış, doğru değildir. Hepinizin kendinize ait huylarınız vardır ama kötü huyları değiştirin. Birbirinizin kötü huylarını değiştirin. Sırlarınızı sakın, eşinizin sırrını, kocanızın sırrını, karınızın sırrını kimseye söylemeyin. En kötü insan diyor Resulullah. Yani ahlaken en çöküntüde olan insan hanımının sırrını gündüz başkalarıyla paylaşandır diyor. Çok ağır ifadeler kullanıyor onlar için. Yani mahremini mahrem bırakacak. Bir şey söylemeyecek. Birbirinizle alaka ve ilgiyi lütfen sevgili eşler kesmeyiniz. Birbirinizi sevmeye, birbirinize ilgilenmeye, saymaya devam ediniz. Duygularınızı sözlerle, beden ile ifade edin. Yani karınızın yüzüne gülümsemeyi öğrenin. Eşinizin, kocanızın yüzüne gülümseyin. Yani deyin ki eve geldin, güneş doğdu falan bir şeyler söyle. O da diyecek, aa sen evde bugün daha güzelsin, ne güzelsin falan. Bunları söylediğinizde kıyamet kopmayacak. İyi olacak, araya Allah muhabbet koyacak. Yani birbirinize abartılı da olmazsa güzel şeyler söyleyin. Bazen işte elinize böyle bir çiçek alın, bu çiçeklerden birini alın götürün eşinize. Böyle hanımınıza takdim edin, ey hanım iyi ki seninle evlenmişim. Allah benim için bir nimet seninle evlenmek. Ben sana bu güzel şeyi işte hediye ediyorum diye alın. Çiçeğiyle, çiçekle eve gidin ve çiçeği takdim ediniz. Bir şey kaybetmezsiniz, çok şey kazanırsınız. Hayat saygıyla gider çünkü. Efendim, dayanışma içinde olun, zor zamanlarda yanında durun. Kadınlar doğumdan önce zorlanırlar bakın, sıkıntı yaşarlar. Doğum esnasında sıkıntı yaşarlar. Doğurduktan sonra çok özel halleri vardır. Çok hassas ve kırılgandırlar. Çocuk büyürken kırılgandırlar. Çocuk büyüdükten sonra sıkıntılı yaşarlar. Bir müddet sonra yani olgunluk yaşına gittiklerinde vücutta fiziksel değişimler, menopoz ve benzeri dönemler yaşayabilir hanımlar. O hanımların o dönemlerinde onlarla ilgiyi kesmeyip onları anlayışla karşılayacağız. Fiziklerinde fiziksel değişimler yaşıyorlar kadınlar o dönemlerde. Sıkıntı yaşayabilirler. Onları lütfen rahatlatınız. Eşinizi dinleyiniz. Büyük beklentiler içinde olmayın evlilik. Evlilik her şeyi süt liman edecek. Hayat yeniden başlayacak, yeniden çökecek, yeniden açılacak. Yok öyle bir şey. Hayatın bir parçasıdır evlilik. Yani evlenenlerin başı duvara, göğe ermedi.
gökten de bir şey inmedi onlara. Ama hayatı paylaşma konusunda birbirlerini yüklendiler. Eğer hayattan çok anormal şeyler beklerseniz evlilikle, eşiniz bunu veremediğinde bu sefer kusuru onda ararsınız. Esasen kusur sizin beklentilerinizde. Siz yanlış bekliyorsunuz. Neyi bekleyeceksiniz? Eşiniz sizin için bir misafir, hayatı beraber götüreceksiniz. Gelecek için güzel planlar yapınız, doğru planlar yapınız. Peki bir telefonumuz var, telefonu alalım. Son 2-3 madde sonra devam edeceğiz. Alo. Doğru planlar yapınız. Efendim beni duyuyor musunuz? Telefonumuz var, telefonu alalım. Sonra devam edeceğiz. Alo. Ya telefondan, televizyonun sesini bir kısın bir zahmet. Önce beni telefondan dinleyin. Ben burada Erfan. Bacı telefonun, televizyonun sesini kıs, beni telefondan dinle. Beni dinliyor musun? Arkadaşlar herhalde yapamadılar onu. Yapamadılar ve biz tekrar devam ediyoruz. Sabırlı olun. Dünyevi ve manevi hatalara karşı sabırlı olmaya gayret ediniz. Kanaatkar olunuz. Yani Allah'ın verdiği, iyi efendim çalışmayın, çalışın, gayret edin ama bir şey yapamıyorsanız da kanaat edin. Ya isyan edeceksin ya kanaat edeceksin, ikisinden biri. İsyan etmenin faydası yok, kime isyan edeceksin? Kanaatkar olmak en doğru olanıdır. Verdiğiniz sözleri tutunuz. Yani şimdi adam diyor ki, hocam benim kardeşim diyor ayda işte 50 lira kazanıyor, ben 1 lira kazanıyorum, nasıl kanaatkar olayım? Sen de 50 lira kazan. Kazanamıyorsan ne yapacaksın? Hırsızlık yapmayacağına göre, onurlu bir adamın işi değil o iş. Elinden gayret edeceksin, Allah ona onu takdir etmiş, ona onu takdir etmiş. Kanaatkar olmasan isyankar olacaksın. İsyankarlık da sana bir şey getirmeyecektir. Biz size çalışmayın, gayret etmeyin demiyoruz ki. Keşke her Müslüman dünyanın en güçlü insanı olsa. Yani kimse kimseye kimse kimseye muhtaç olmasa, herkes veren el olsa keşke. Ama öyle değil, hayat böyle değildir. Hayat böyle olmayacaktır. Bu nedenle de evet, kanaatkar olmak lazım. Verdiğiniz sözleri tutunuz. Telefonumuzu hemen alalım. Alo. Alo, selamun aleyküm hocam. Hanımefendi, aleyküm selam. Programımıza hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun hocam. Hocam, biz Diyarbakır'dan arıyoruz. Buyurunuz, buyur kızım. Hocam, ben 3 yıllık evliyim. Evet. Eşimi 7 aydır kaybetmişim. Öldü mü eşiniz? Evet, eşim öldü. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Sağ olun hocam. Ve hocam, benim iki tane kızım var, ikizler. Evet. Ben de ömreye gitmek istiyorum. Hani ben hocalara falan soruyorum, etraftakilerine falan sormaya çalışıyorum. Hani çocukların ufak olduğu için olmuyor diyorlar. Olmaz diye bir şey yok da şunu diyorlardır hocalar belki. Parası pulu varsa, para ve pulu çocuklarına harcasın. İleride çocuklar bir yıl büyüdükten sonra ömreye gider. Onu diyorlar herhalde sana, değil mi? Evet hocam, hani çocukların ufak ağlarlar diye falan. Doğru diyorlar yani, biraz büyüt çocukları bacı. Umreye 10-15 gün yine ileride ömrün olur, gidersin inşallah. Ama biraz çocukların, bile yetim çocuklar. Baba yok, sen gidersen bu sefer sıkıntı yaşayabilirler. Bence de çocuklarını biraz büyüt, onları böyle bir yaşa getir. Ondan sonra Allah sana lütfeder, umreye gidersin. Daha gönlün rahat gidersin. Çocuklar küçükse şayet. En küçüğü kaç yaşında? Hocam daha 2 yaşındalar, ikizler. 2 yaşında, ikiz mi çocuklar? Evet, ikisi de ikizdi hocam, zaten iki kızım var. Allah bağışlasın, Allah büyüsün onları ama... Amin. Ben de diğer hoca arkadaşlar ve çevren gibi düşünüyorum. Şu anda gitmemen daha doğrudur. Çocukları biraz büyüt bacı hele. İleride nasip olur ve umreni yaparsın inşallah. Anlaşıldı mı efendim? Evet hocam, bir sorum daha vardı. Söyleyin. Hocam, ben eşimi istihare namazı kılıyorum. Ne yaptımsa dualar, süreler, namazlar kılmaya çalıştım. Hocam, bir türlü eşimi göremiyorum. Her gece onu okuyorum, namaz kıldığımda sürekli dua ediyorum tüm Müslümanları ona. Ama bir türlü onu göremiyorum. Bacı, onu görüyorsun, hep yanındadır şu anda. Ruhaniyeti hep yanındadır. Sen namaz kıldıkça, ona dua ettikçe, sen yetimlerine baktıkça, iki çocuğa baktıkça, eşin yanında senin. İlla ki rüyada görmene gerek yok ki. O mutlaka senin yanında, sana dua ediyordur, senden memnundur. Senin yaptığın iyilikleri görüyordur, memnun kalıyordur. Yani rüya neticede bir hayaldir ama o gerçekten şu anda senin yanındadır.
Rüyadan daha güçlüdür o, orada oluşu, senin yanında olması. Zamanla gel, zamanı gelince de rüyada görürsün, merak etme inşallah. Sağ olun hocam, ellerinizden öptüm. Allah'a emanet ol kızım, Allah selamet versin, kötülüklerden korusun. Bir telefonumuz daha var, alo. Efendim, beni duyuyor musunuz? Evet hocam, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, biz de sizi duyuyoruz, buyurun efendim. Hocam öncelikle iyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Buyurun, buyurun, İzmir'den arıyorsunuz. Evet hocam, hocam ben 9 ay eşimden ayrı kaldım. Evet. Barıştık, o zaman ufak bir çocuğum vardı. Barıştık ama din nikahımızı tazelemedik. Nikah nasıl ayrı kaldı? Yani sizi boşadı mı yoksa sen evi terk ettin hocam, gitti mi? Hocam kendisi beni gönderdi. Ama boşaldı mı, sadece gönderdi mi? Boşanma davamız falan hepsi açılmıştı. Sonradan barışmak isteyince boşanma davasını geri çekip geri döndüm. Tamam, iyi etmişsin, problem yok. Yani eşinden 9 ay ayrı kalman, boşanma, dini bir boşanma, resmi bir boşanma olmadıktan sonra eşinden 9 ay, 9 yıl, 5 ay, 5 yıl uzak durman, aynı evde kalmaman, onun yanında kalmaman nikahınızı bozmaz. Nikahı bozan bir şey değildir o. Nikahınız düşmez yani. Hı. Anladım hocam, çok sağ olun. Eşinize yine gidebilirsiniz. Eşinize gidin zaten. Yani boşanmak iyi değil. Barışmak iyi bir şeydir. Gidin o eşinize barışın. Zaten hocam Allah'ım çok şükür gerçek yolu, doğru yolu bize gösterdi, biz barıştık. Ne güzel, aferin. Yani siz düğümden de bir öğrenmek istedim. Hani gerek var mıdır, yok mudur? Gerek yoktur, bir araya gelmiş. Ama hani gönlü rahat etmek istiyorsa bir hoca efendinin yanında iki şahit huzurunda nikahınızı tazeleyin. Gerek de yok çünkü, nikahınızı bozan bir durum yok çünkü. İçiniz nasıl rahat ediyorsa, ama evlenmenizde, yeniden eşinize dönmenizde dini açıdan hiçbir sakınca hanımefendi yok. Tamam? Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Teşekkür ederim. Allah her daim sizinle olsun inşallah. Efendim, dualar ve duaların kabulü bizim için son derece önemli. Yani وَمَا يَعْبَوْكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَاوْكُمْ. Duanız olmasaydı Rabbim size hiç değer vermeyecekti. Dua Müslüman için bir zırhtır yani. Kötülüklerden korur ama duanın kabul şartı vardır. Duanın kabul şartı nedir? Öncelikle dua öncesi bazı şartlar vardır. Fakat şunu söyleyeyim sevgili dostlar. Biz dualarımızı felaketin kalkması döneminde yapıyoruz. Sıkıntıya girdiğimizde dua ediyoruz. Bu yanlış bir tarzdır. Dua nasıl yapılacak? Hiçbir sıkıntı yokken dahi dua edeceğiz. Neyin duası? Nimetin devamı. Neyin duası? Hamdin duası. Şükrün duası. Kaza, bela, musibet, afet gibi şerlerin uzak durma duası. Bunları yapacağız. Demek ki sadece daralınca Allah'ım deyip de rahata kavuştuğunda Allah'ım demeyen adamın duası sağlıklı bir dua değildi. Haram lokmayı yemeyeceksin duanın kabulü için. Haram yersen duan kabul olmaz. Kabul edilen dua senin imtihanın olabilir. Helal yiyeceksin. Değil mi? Hazreti Peygamber, اَطْيِبْ مَتْعَمَكْ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدُّعَى. Yemeğini düzgün yap. اَطْيِبْ مَتْعَمَكْ, yani temiz ye, yani helal ye. Ne olur? Duası kabul edilen adam olursun diyor Hazreti Peygamber. Demek ki duanın kabul ilk şartı helal rızıktır. Harama girme, haramı eve sokma, çocuklarına yedirme, uzak tut. İtikadın düzgün olacak. Ne demek? Allah'a inanmıyorsa kişi, peygambere inanmıyorsa, Kur'an'a inanmıyorsa bir Müslüman edasıyla dua edemez. Başka bir inanca göre dua ediyorsa bilmiyorum. Ama Allah'a, Hazreti Muhammed'e, Allah Celle Celaluhu'ya, Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ve Kur'an-ı Kerim'e iman etmeyen bir adamın Müslüman olarak bir dua etmesi mümkün değildir. Başka bir dine inanıyorsa, başka bir felsefeye iman etmişse, kendini bir nefsini ilah edinmişse, din edinmişse, efendim şirkin içindeyse, kendi kafasına göre ne diyorsa desin. Ama İslam'ın içinde değildir o iş. Temel prensiplerimiz bu. İman edeceğiz. Peki. Uyanık bir kalp, kabul edilecek bir niyet.
Elini açıyorsun ama Allah'ın kabul edeceği konusunda endişem var. O dua kabul edilen bir dua değildir. Huzurla Allah'ın seni kabul edeceğini, seni duyduğunu, seni bildiğini bilerek ve iman ederek dua edeceksin. O zaman duan kabul edilecek bir dua olur. Zaten haramdan sakın, haramdan yani o dua nasıldır? Haramdan korunacaksın, harama girmeyeceksin. Sonra kalpten Allah'la konuşacaksın. Dua öyle kabul edilir. Duam kabul edilmiyor gibi bir yanlış anlayıştan uzak duracaksınız. Kabul edilmeyen dua yoktur sevgili dostlar. Her dua kabul ediliyor. Ama bazen Allah senin istediğini yerine getirmez. Ne yapar onun yerine? Senin önüne daha büyük bir nimet açar. Şimdi engeller 3 yıl sonra açar. Efendim bugün engeller onun yerine ahirette sana bir nimet verir. O duan sayesinde istediğini vermez ama bir felakete, bir belaya, bir musibete, bir kazaya engel koyar. Yani yapılan her dua mutlaka Allah tarafından karşılık görür. Şöyle veya böyle. Bela gelmeden dua et. Belayı def etsin diye. Hamd ve salatü selam ile başla. Peki nasıl iyi, en güzel dua ederim hocam? Bana şu duayı bir öğret ya. Bir öğret bana. Söyleyeyim o zaman. Güzel bir abdest al. Abdest aldıktan sonra bol bol estağfurullah, estağfurullah, Allah'ım bağışlanma dilerim de. Sonra kıbleye dön, 2 rekat nafile namaz kıl, tövbe namazı kıl. Sonra elini aç. Hamd, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu minezzalimin. 3 şeyi oku. Hamd, salatu ve selam, Hazreti Yunus'un balığın karnındaki dua. Sonra arada ne istiyorsan söyle. Bitti mi? Hamd, salatu ve selam, Hazreti Yunus'un duası. Bunları söyle, elini yüzüne sür. İnşallah duan kabul olacak. Evet, Allah'a yalvararak dua et. Yani tekebbür duası. Allah'ım bana bunu ver. Hayır. Edeb içinde, haya içinde tezellülen dua edeceksin. Allah'a günah işlemediğin bir dille dua et. Dilini temizle, kalbini temizle. Namusunu ve dilini bana güvencesini ver diyor Resulullah. İffetinin ve dilinin güvencesini ver, sana cenneti müjdeleyim diyor. Dilinle kötülük işleme, dilinle namusunu da iffetini koru, sana ben cenneti müjdelerim diyor Hazreti Peygamber. İsmi Azam ve Esma-ül Hüsna ile dua et. Allah'ım ismi Azam'ın hürmetine, Esma-ül Hüsna hürmetine diye dua et. Bir telefon daha var, hemen alalım. Alo. Alo. Hanımefendi buyurunuz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam, programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim hocam. Evet, sizi dinliyoruz, buyurun, buyurun. Hocam ben 7 senedir evliyim. Biraz evet. Önce dediniz hani kocanızla aranızdaki sorunlar oldu mu kimseye anlatmayın. Evet. Ve ben 7 senedir hiç kimse anlatmadım ama en son artık burama kadar geldi ve aileme, arkadaşlarıma anlattım. Evet efendim. Hocam ben 7 senedir evliyim. Evlendiğim zaman hiç ailesi yardımcı olmadı hiçbir şekilde. Evet. Yani ki bize bir sürü borç bırakıldı. Birlikte çalıştık, evet. Ödedik. Şu an 5 sene çocuğum olmadı. Hep dedim ki almam dedim. Hayırlıysa evladım olsun. Ola hayırlı değilse olmasın dedim. Şu an al çok şükür bir evladım var. Niyette ben Hazreti Yusuf'un dizilerini çok izliyorum. O an çok bağlı oldum ve Hazreti Yusuf'un ya dedim bir gün evladım olursa ismine Yusuf koyacağım. Hiç aklımda evet. Yani erkek kız yok ve sonra duydum hamileyim. Ve bir tane çocuğum var ismini Yusuf koydum. Ne güzel maşallah. Hocam ama evimde 7 senedir şiddet var. Ailesi gelip gidiyor. Bir sürü memnun olmuyorlar. Eşi, oğlunuza karşı bir şey var mı? Yok. Evladımı çok seviyor. Hani biz daha yeni zaten çocuğumuz. Hani Rabbim verdi çok şükür. Siz de yani evladınızın hürmetine götürebileceğiniz yere kadar götürün derim ben. En son artık boşanma noktasına geldik. Hı-hı. Yine sonra vazgeçti. Yani ki sürekli hani ben sürekli onunla çalışıyorum. Gece gündüz mücadele ediyorum onunla hocam. Allah onu ıslah etsin. Birlikte Allah. Çalıştık, birlikte yaptık her şeyi. Hiç kimseden bir şey istemedim. Kimseye muhtaç olmamak için hani ben onunla çaba gösterdim. Ama
Yok diyor, ben senin ağzından çıkan lafa inanmıyorum, sana inanmıyorum. Sen dedikoducusun, sen şöylesin, böylesin. Ben hiç kimseye yani ki bir şey de dedim yok. Ne zaman gelip gitseler memnuniyetsiz yani ki sen şöylesin, sen böylesin. Evimde kavga ve şiddet oluyor. Evet, Allah ıslah etsin. Size dua edelim, ona da dua edelim. Yani sorunlarınızı çözmeye çalışınız. Biz tabii burada fetva, yani dini problemi nasıl çözebiliriz konusunda gerçi bir manada danışmanlık da yapıyoruz. Sadece soru cevap, din, sadece dini program değil bu program. Daha geniş kapsamlı bir program. Bence sabredebilecek yere kadar, onuru bozmayacak yere kadar sabrediniz. Sabredilmeyecek bir yerde, bir yere gelindiğinde çocuğunuzla beraber ailenize görüşüp kendinize bir yol çiziniz. Şiddet kabul edilemez. Şiddetin bir anlamı yok. Şiddetin şiddeti haklı çıkaracak hiçbir şey yoktur. Bu nedenle de Allah kocanızı ıslah etsin, sizi de onun şerrinden korusun inşallah. Efendim Cin suresini ben hızlı bir şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i bence bugün en güzel okuyanlardan biri olan Mekke'nin, Kabe'nin imamı Mahir el-Muaykili'den Cin suresinin ilk 15 ayetini sizinle paylaşsın diye ekranı ona emanet ediyorum. Hep beraber Mahir Hoca'yı dinleyelim, kulağımız, gönlümüz, işte Kur'an-ı Kerim böyle okunur, kıraat böyle yapılır. Gözünüzün bir ucu da maalde olsun, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri maalinde olsun. Yani bu ayeti kerime, bu sure, Cin suresi, Hazreti Peygamber'i cinlerin dinlediğinin işaretidir. Geliyorlar, Resulullah'ı dinliyorlar ve iman ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'i ilk dinlediklerinde cinlerde meydana gelen değişimi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Cenab-ı Allah. Yani cinler de insanlar gibi sorumludur Hazreti Peygamber'den. Sorumludurlar. Bu surede cinlerin varlığını hem ispat ediyor hem de cinlerin Hazreti Muhammed'i dinlediklerini efendim ifade eden bir suredir. Ama bu sureyi Mahir el-Muaykil'in sesinden hep beraber hadi Bismillah deyip dinliyoruz. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا رحقا. Evet. Evet, Kur'an-ı Kerim güzel bir sesten duyulunca hakikaten manevi bir haz veriyor. Bu cinlerin Hazreti Peygamber'e itaat ettiğinin belgesi olan ayetlerdir. Efendim Kur'an-ı Kerim'in en gizemli surelerinden biridir bence Cin suresi. Efendim Kehf suresiyle beraber ayrı bir alemi anlatan ve o aleme ait bir ışık ve bir kapı olan, bir pencere olan bir suredir.
bize cin alemini, cinlerin kendi aralarında Kur'an'ı dinlediklerinden ne kadar etkilendiklerini anlatan, Allah'ın şan ve şerefine, Allah'ın büyüklüğüne, Allah'ın çocuk edinmeyeceğine, tevhide nasıl inandıklarını gösteren Hazreti Peygamber'in iki defa cinleri Nusaybin ve Ninova dedikleri dediğimiz iki bölgede Taif'ten dönerken bir de Mekke yakın bir bölgede cinleri dinlediğini ve cinlerin ona iman ettiğini efendim biliyoruz. Yüce Allah bizi sevgili Peygamberimizin bereketinden, Kur'an'ın şerefinden bizleri mahcup etmesin inşallah. Efendim yavaş yavaş programımızı bitirelim. Teşekkür ediyoruz. Sabah 8.30'da beraberiz ama küçük bir dua ile sohbetimizi bitirelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ya Rabbi duamızı kabul eyle. Cuma günü, bu cuma gecesi zikrimizi, salatu selamımızı kabul eyle. Bizleri sevgili peygamberin bereketinden, yolundan, himmetinden ayırma ya Rabbi. Bizi salihlerden, sadıklardan, müttakilerden eyle ya Rabbi. Son nefese kelime-i şehadet nasip et. Hastalarımıza şifa nasip et. Dertlere deva nasip et. İslam ümmetini bir araya getir ya Rabbi. Müslümanlara kurulmak istenen tuzakları bertaraf eyle ya Rabbi. Bizi birbirini sevenlerden eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden şerre müsaade etme. Bizi çocuklar hürmetine, sana yakın muttakiler, dua eden sadıklar, salihler hürmetine dualarımızı kabul eyle. Amin velhamdülillahi Rabbil alemin. Duaların kabulü niyetiyle Allah rızası için ve Hazreti Resulullah'tan daha öncesinden gelen peygamberlerden Resulullah'a gelinceye kadar bütün peygamberler mübarek ruhaniyetlerine ve kabirlerine ulaşması niyetiyle şu anda amin diyensiz bütün kardeşlerimizin ölülerine ulaşması niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. Efendim Fatiha'mızı okuyorsunuz, beraber okuyoruz Fatiha'mızı. Allah kabul etsin. Sabahleyin 8.30'da beraberiz. Pazar günü saat 10'da Kur'an ve Sünnet. Pazar sabahı saat 10'da unutmayınız Kur'an ve Sünnet programında beraberiz. İstediğiniz konularda lütfen bize yazınız. Onları değerlendirmeye gayret edeceğiz. Rabbim sizleri her türlü şerden korusun. Allah yar ve yaratıcınız olsun. Rabbim şu anda ekran başında ve şu anda burada hangi kardeşimiz, hangi hanımefendi, hangi beyefendi, hangi çocuk, hangi genç, hangi yaşlı, hangi niyette okumuşsa ilahi o kardeşimizin niyetini kabul eyle.